varsa bunu koyacağım. Bu %100 dana. Dana etinin antrikot kısmı. Biz bunları önce 2 gün boyunca tuzla bekletip suya sokuyoruz. Daha sonrasında 90 gün boyunca meşe ağacının dumanıyla pişirip bu hale getiriyoruz. Direkt yenilebilir. Guys, they cook this with, I think, 90 days in a smoke. Wow. It's called antrikot. Yeah. Mm-hmm. Vay. Bunlar Türkçe'de turşu ama boşnak olarak. Biz bunları yine aynı şekilde 3 yıl boyunca bidonda bekletiyoruz. 3 yıl boyunca bidonda bekletiliyor. Saf inek sütü ve koyun sütünün kaymağıyla yapılıyor. İçinde sarı biberler var. Sarı biber 3 yıl sonra aromasını veriyor ve direkt yenilebilir hale geliyor. Tamamen organik. Bizim Balkan yöresine ait. Makedonya yani. Surprise. See yellow cape. Acılı ve acısız olarak kırmızı kapya biber. Onun haricinde patlıcan ve sarımsağı közlüyoruz. Közden çıkardıktan sonra kendi teriyle, yani kendi ısısının vermiş olduğu buharla püre haline getirip bunu sunuyoruz. Bu aynı zamanda dünyaca ünlü bilinen Gourmano markasının, Makedonya'ya ait çok ünlü bir markanındır. %100 organik bu da. Ekmek 180 gram olmak şartıyla özel olarak üretiliyoruz. Standartın dışında tamamen organik, Türkiye'de bazlama ekmeği olarak daha önceden daha önce hazırlamış olduğumuz ürünü dip sosu olarak kullanıyoruz. Ekmek kesme şekli çok önemli. Dip sosu sürdüğümüzde kalın kalırsa pişmiyor. Bu da çok önemli. Bu kadar sos yeterli oluyor. Ekmeği iyicene yediriyoruz. Kenarlarından taşmayacak şekilde. Ekmeği hazırladıktan sonra sucuklarımızı ve yine orijinal organik olan jambonlarımızı önce pişiriyoruz. Önce pişirmemiz gerekiyor. Az bir şey mühürleme yaptıktan sonra önce boşnak sucuklarımızı, yani bu da demin size tarif ettiğim etin sucuk hali. Herhangi bir katkı maddesi yok. Direkt organik. Kendi yağıyla beraber pişiyor. Lezzeti zaten orada. Çok azıcık bunu da pişiriyoruz. Az bir şey iz yaptıktan sonra yine sıralama önemli. Önce kaşarımızı koyuyoruz. İki tane et üst üste olmadığı için. Sonra bunları diziyoruz. Sonra tekrardan kaşarımızı ilave ediyoruz. Cheese. Yes. Daha sonra da cheddarlarımızı ekliyoruz. Ekmeğin her köşesine gelecek şekilde. Sonra ekmeğimizi kapatıyoruz.
burada pişirmek çok önemli. Kesinlikle basmıyoruz. Üst ve alt tarafın ısısı bunu terleterek pişiriyor. Sadece şu şekilde bırakıyoruz. Toplam 4 dakika sürüyor. Çok güzel. Sert olmak zorunda. Guys, listen to the sounds. So here we are, guys. Let's test this beautiful toast. I can't wait to taste this beautiful toast. It has so much cheesy, it has a sucuk. This looks so delicious. Let's try this one. I choose the biggest part. Choose the biggest part. Okay. Cheers to you guys. I love the taste of this sushi. And the bread so fresh and cheesy. I love this part. Let's try with this bread kind of pickle. Even better with this one. Cheers to you guys. Guys, this is so delicious. Bu ekmek Ayvalık tost ekmeği olarak da biliniyor. Bunu da özel ürettiriyoruz. Normalde dilimli geliyor. Biz dilimli istemiyoruz. İçerisine koymuş olduğumuz kaşar ve sucuk bu şekilde basmadan koyduğumuz için içeride hamburger gibi doluluk oluşturuyor. Bu da bizim gençlerimizin, Türkiye'de genç nüfusun bildiği gençlik tostu ismi. Annelerimizin, dedelerimizin zamanında çocuklara yapmış olduğu tost. Bu bir tık daha basit. Tamam, teşekkür. Tekrar makineye koymak zorundayız. Çünkü bu böyle pişiyor.